Herkese merhaba arkadaşlar. Belgin'in mutfağına hoş geldiniz. Annem bir şey demesin. İşte dedim ya. Belgin'in mutfağına hoş geldiniz. Bakalım bugün bize Belgin hangi hünerleri gösterecek, hangi leziz şeyleri yapacak. Evet, ben bunu Gülcan'dan ve Leyla'dan öğrendim. Gülcan ve Leyla yapmıştım. Bunu buzluk böreği yapacağız arkadaşlar. Biraz sigara böreğini andırıyor ama bunun sosu var. Sosu olduğu için daha farklı bir şekilde olacak. Farklı bir tat yani. Farklı, evet. Biz buzluğa atıyoruz bunu. Misafir geldiği zaman çıkartıyoruz, yumurta sarısını sürüp 2 dakika fırında yapıyoruz. Çok da güzel oluyor. Bir de fırında. Evet, fırınlıyoruz. Yağsız. Yağsız. Bozuk böreğimizin sosu için 1,5 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı sıvı yağ, 3 adet yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı karbonatımız var. Başlayalım bakalım anne madem. Zaten 6 adet yufkamız ve yarım kilo lorumuz var. Ben lorun içine biraz bir karabiber ekleyeceğim. Siz isterseniz yeşillik de ekleyebilirsiniz. Ben yeşilliği çok fazla tüketmediği için ben diyorum ya, yeşilliği tüketmez. Hiç tüketmiyorum. Arzu eden pul biber de, acı seven pul biber de ekleyebilir. Arzu eden bir tane patates lorla karıştırıp da yapabilir. Önemli olan burada sosu. Sosu ve buzluğa girmesi. Evet. Şey, oynamalı zaten. Ben de onu çok sevdiğim için biz lorla yapıyoruz genelde. Ama lorun tadı çok güzelmiş ha. Nereden aldıysa Feyza, benim çok hoşuma gitti. Baktım tadına da. Büyük bir ihtimalle Eren'den almıştır. Belki de. Eren'inkileri güzel oluyor. Eren'in bir şubesi daha burada var ya. Evet, lorumuzun içine karabiberimizi koydu. İlk önce sosumuzu hazırlayacağız. İşte ben sosunu merak ediyorum, evet. Sanki yoğurt çok gibi geldi annem bana. Sosu yoğurt çok koyacaksın değil o zaman. Yoğurt sosunu bol sürüyoruz biz. He, yani zaten demek ki işte orada tadı demek ki. Buzluk böreği dedin değil mi? Evet, buzluk böreği. Biz buzluk böreği diyoruz. Belki farklı bir ismi de olabilir ama. Yani. Evet, bütün malzemelerimizi karıştıracak. Olur öyle şeyler. Burcan küçük geldi. Aynen, keşke loru öyle yapsaydım. Ben bu kadar tahmin etmedim çünkü sosun bu kadar çok şey olacağını. Ne kadar bir sosu bol olursa daha güzel oluyor. Evet. Biz şimdi bunu yaptıktan sonra kızartmayacağız. Direkt buzluğa atacağız. Bizim buzluğumuz hep misafir için şeylerimiz var. Dolu. Dolu. Ben diyorum sana bir İşli tane üçlü alalım. Sarma var, börek de açma. Şuraya dolabın yanına üçlü bir tane. Boş ver üçlüyü. Benim boş ver üçlüyü diyor ya. Nereye koyacağız üçlüyü ya? Şeye koyarız şunu. Hadi bırak, şeye koyarız oraya. Ardiye gibi olan yere. Ardiye gibi olan yer zaten ağzına kadar dolmuş. Feyza nefret etti oradan artık. Onun üstüne şey yaparız, ıvır zıvır koyarız anne. Olmaz bunu böyle. Bak içinde yapıyoruz koyuyoruz. Vanyer. Börekle şeyler, içli köfteler bir çıksın. Oho, sen de. 30 tane içli köfte koyduk üzerine. Ne kaldı? Köye giderken de götürdüm ben. Tamam, götür. Kaç tane götürdün? Ben yarısını götürdüm, götürmemişsin. 10 tane götürdüm. Ne yapayım yarısını canım? Ne şimdi gene gideceğim ya, o zaman da götürürüm. Götür, bayağı götür. Şimdi yufkalarımızı kesmeye. Başlıyoruz. Bir sevelim Bunları yurt dışından getirmiştim. Evet, Belgin dedim ya ara verdiydi. Böyle bu tür şeyleri, bayağı çok güzel şeyler bunu yurt dışından getirmişti. Bundan çok getirdiydim ve herkese de dağıttı. Evet, eli bol, gönlü bol verdim kızım benim. Bayağı bir getirdim. Aynur'a 2 tane verdim, buna verdim, buna verdim. Bayağı verdim bunları. Evet. Bende de 2 tane kaldı. İşte kendinde de 2 tane kaldı. Getiyorum benim bana. Çocuklarımın hepsi öyle. Elleri bol, gönülleri bol. Şu bir adet yufkayı ben şöyle ikiye katlıyorum. Şurası biraz alandan olduğu için şu şekilde yarıya böleceğiz. Şimdi bunu da aynı şekilde ikiye. Bak ters koydu gene ikiye. Evet. Yani 8 parça mı oluyor kızım? 8 parçaya bölünüyor. Dur bakayım. Yok yok, 8 yap, çok küçük olur öteki türlü. Sen bilirsin, ben bilmiyorum da. Çok büyük olacak o da, o yüzden. He. Biz biraz daha küçük yapıyoruz. O zaman sen yap, istediğin bildiğin gibi yap. Şu şey. O zaman 12 mi oluyor? Hı hı.
12 parça oldu. Bir yufkadan 12 tane çıkıyor. Şimdi evet. Bütün yufkalarımızı aynı şekilde keseceğim ben. Biz bir ara oturmuştuk, Feyza ile yapmıştık bunu. Bayağı bir koymuştuk buzda. Ben niye görmedim? Neredeydim? Köyde. Köyde sen o hal olduydu o zaman. He, o hal tabii, ben bayağı kaldım orada, doğru. Biz o zaman 2 kilo yufkadan yaptıydık Feyza ile. Bayağı yapmıştık. Evet. Yufkaların hepsini bu şekilde keseceksin değil mi kızım? Sarmaya daha sonra başlayacağız. Evet arkadaşlar, yufkalarımızı kestik. Kestiğimiz yufkamızın bir tanesini pedimize seriyoruz ve üzerine sosunu sürüyorum düzgünce. Hiç ıslak yer kalmayacak şekilde. Bolca sosundan bolca sürüyoruz. Sonra bir tane daha yufka alıyoruz. Ve üzerine koyuyoruz. Biz normalde koca bir yufkayı ilk önce sosluyoruz. Bir daha koyuyoruz. Ondan sonra kesiyorduk ama burada keserek yaptım yani. Ha, kocaman yufkayı sosluyordunuz. Ha, o da mantıklı. O da mantıklı. Ama şey, yanlarını nasıl kıvırıyordunuz kızım? Kesiyoruz ya. Yuvarlak yufkayı sosluyoruz. İçini koymuyordum. Pardon. İçine koymuyoruz. Anladım. Efendim. Şimdi anladım. Hı-hı. Şimdi anladım. O daha pratik de. Tabii tabii, daha pratik. Mantıklı, evet. Ama bizim alanımız dar. Yerde alan sofrayı var, koymamız lazım. Hı-hı. Arkadaşlar önce bir tanesini koyuyor, kestiği parçaların hiç kuru kalmayacak bir şekilde yapıştırıyor, şey yapıyoruz. Evet, üstüne sosyal. Ondan sonra bir tane daha. Şu şekilde. Evet. Olur. Ve pişmesi de tavada değil. Ya tavada da yaparsın ama biz fırında yapıyoruz. Fırında çok güzel pişiyor bu ya. Hayır, fırında hem daha niye güzel olur? Hafif olur. Yağ evet, çekmez. Yağ çekmiyor dediğin gibi. Üstüne bir şey sürüyor musun? Yumurta sarısı sürüyoruz biz. Ha, fırına koyarken yumurta sarısı. Arzu eden çörek otu da koyabilir. Yani. Şimdi, önemli olan sosu zaten. Evet, önemli olan sosu dediği gibi. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin ve afiyet olsun diyoruz. Maşallah Hakan'ımız güzel uyudu. Uyumasaydı zaten zordu. Hiçbir şey yapamazdık. Ah ablaları, pek fena olacak, pek yaman olacak benim kara çikolatam. Ben onu öyle seviyorum, kara çikolata. Tekne kazıntısı olduğu için. Evet. Bizden başka doğacak olan olmadığı için o en küçüğü olacak herhalde. Bence de. Başka kimse yok. Yok yani hiç. Ben hayır diyor. Hayır diyor. Ebru zaten diyor. Kesinlikle diyor. Tamam, bitti. Hakan'dan başka bitti, yok. Bitti Hakan'dan başka yok. Ondan belki de pek tatlı oluyor. Bugün evet. İsmail kıskanmasın diye şey yaptım. Sen işin vardı herhalde. Kucağındaydı ya içeride. Tabi İsmail de çocuk yani İsmail, ablaları kaç yaşında? 9 yaşında o ya. Hadi onu sev artık İsmail. Ötekini severken işte sen neden kara oldun, neden sen abin gibi bembeyaz olmadın? Bak abin bir ne güzel bembeyaz. İsmail de böyle bakıyor bana. Severken, abisi güzel oğlum diyorum ben. Ben onu severken kara kuzum diyor, İsmail de sarı kuzumsun sen benim diyor. Benim sütlü çikolatam o çocuğum benim. Aziz Allah, bu arada ezan okunuyor. Geçenlerde de benim videomun birinde bu şekilde ezan okunuyordu. Arkadaşlar sağ ol, iyi ki kapatmamışsın. Biz burada büyük ihtimalle Azerbaycan veya Bakü'den olması lazım ya da dışarıdan, dış ülkeden. Kapatmadım videoyu, ezan sesini hasret kalmıştık demiştiniz. Evet bak şimdi yine. Aziz Allah, evet ezan. Bak bir şey diyecektim, unuttum. Gelir aklıma şimdi. Neyle ilgiliydi de bakayım. Dur bir düşüneyim, ay onu da unuttum. Düşünmeyi de unuttu, ay belki. Oo, benim kafa içiydi.
Şey, B12 eksikliği var da o yüzden. Kolay mı annem? Gece uyumuyor çocuk. Aman. Sabah karşı böyle iyice şey oluyor. Uyumuyor. Belgini görseniz ruh gibi kalkıyor. Saç baş dağınık. Her yerim dağınık. Hele yatım odası tamamen bir dağınık. Annelik kolay mı annem? İşte annelik böyle. Oh, böreklerimizi. Valla. Çok acil bir misafiriniz geldiği zaman çıkartın. Pratik. Hemen pratik fırında. Üzerine yumurta sarısı sürdükten sonra 15-20 dakika içinde hazır zaten. Hiç şey yok. Yani çok evet. Kolay. Evet çok basit yani. Önemli olan sosu işte iç malzemenizi siz arzunuza göre. Damak zevkine. Evet. Ya yani bunu kıymalı soğanlı kavursan da yapsan olur mesela. Olur. Yani. Bunu oturacaksın 2-3 kilodan yapacaksın ki. Uzun bir süre uğraşmayacaksın hiç. Kız işte alalım yapalım bir tane dondurucu. Ya dondurucuya tak. Bak şimdi taktı diyor. Evet Ebru da bana öyle diyor. Ebru ne diyor? Kulağını çınlattık Ebru'nun. Sabah kalkıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ben Ebru'ya bugün ne yapacağız? Ya anne bir dur daha sabah sabah ne evet yapacağız? Ya. Ben ne yemeye düşünüyorum değil mi? Olsun. Yemek akşamdan yapılır, dinlenir. Bak beni de şaşırttın. Sabahtan yapılır, dinlenir. Ebru da başlıyor gülmeye. Bak gene başladı gene diyor yemek diyor. Hiç düşünmem ben. Yaparız bir şey geçeriz. Ne olacak? Allah ne verdiyse. Ya tamam da olsun gene canım. Maşallah bayağı çıkacak herhalde. Çıkacak. Bir ara Ebru'lar mı geldiydik? Kahvaltıya da yaptıydık, çıkardıydık. Evet, Ebru'lar geldiğinde. Aa, o sizin yaptığınız mıydı? Ben evet. De yediydim. Sen dedin, ama ya, börek varmış dediniz ya. Hakikaten dedim ya, çok güzel olmuştu. Feyza'yla beraber evet. Yaptıydık biz onu. O muydu? Ben sandım ki Gülcan'dan. Biz Feyza'yla oturduk. Bu börekleri yaptık 2 kilodan. Bir de 5 kilo sarma sar dedik Feyza'yla. Yaprak sar dedik. Buzda at dedik o zaman. Ya şey, Belgin bir daha bu böreği böyle yaparken sen peynirli seviyorsun. Ben de patatesli seviyorum mesela. Tamam patatesli. Acılı bir dahakine de öyle yapalım. Aklıma geldi şimdi. Berrin bile çok seviyor Hakan diye bir gün bile görmesem aşırı özledim deyip çocuk geliyor görüp gidiyor ondan sonra. Evet ya Hakan'ın işte ev dedi ki evimizin en dedi. Küçüğü diyerekten diye. Hele yani Deniz'in bizde kaldı 3-4 gün hiç kucağından düşürmedi ya. Ben köye bile gittiğimde işte görüntülü arıyoruz da içim kardeşim. Gidiyor kara çikolatam. Özlüyoruz unuttuk herhalde ufak çocuğu da. Evet ya unutuluyor 8 sene oldu ama. Çok da uzun vakit geçmedi aslında. Feyza'nın bebekliği güzeldi. Ayrı ama güzel. O ayrı bir güzeldi. Bak şimdi o Feyza'nın bum 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 suratı sessiz sessiz yanımda gezmesi. Çok sakin, sessiz. Tabak verir misin? Kendi haline bir çocukluğu vardı ya. Arkamda gezerdi. Beni yürümeye başladığında işte peşimde dolanırdı. İnsanlar der ki Feyza var mı yok mu belli değil. Ama damarı tuttu mu? Damarını tutar mı? Ben hiç damarına bastırmaz mı? Hep şey, o bende çok şeydi. Haktan abim hep sinir ediyordu. İşte o da hala sinir ediyorsun. Evet, Haktan'la ikisi. İkisine de ben baktığım için ikisini aralarım da birer buçuk yaş var tabii. Haktan'la ikisi. Haktan cimcime. Yakışıklı oğlum o benim.
Sağlıklı yaşa, iyi yaşa. Anneannesinin küçük paşası. Ben börekleri tutuyorum. O annesinden, kucağından inmiyor. Ne anlıyorsa. Evet, kızımın yaptığı... Buzluk böreği. Lorlu buzluk böreği diyelim biz buna. Evet, şimdiden afiyet olsun. Kaç tane çıktı kızım? Biz 36 tane çıkardık. Bizim kestiğimiz ölçüye göre 36 tane çıkıyor. Evet. Dilerseniz siz bunu daha bunun bir kat büyüğünü yapabilirsiniz. Arzuya göre. Çok da büyüyor kızım, bu zaten normal. Hop bir de hop bir de hop bir de hop bir de tık tık tık. Evet, bugün de Belgin'in mutfağından buzluk böreğinin tarifini sizinle sunduk. Evet, biz kaçalım, paşamız çok huzursuzlandı. Hepinizi kokulu kokulu oh öpüyoruz. Sağlıklı kalın, huzurlu kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.